Öncelikle bize bir baş sarımsak lazım. Şimdi bunu soyup temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sarımsakları şöyle 3'e 4'e bölerek doğrayalım. Sarımsak bildiğiniz gibi arkadaşlar faydaları yüksek derecede mikrop gidericidir. Mikroplara karşı antibakteriyeldir. Çok güçlü antioksidanttır. Yenileyici onarıcıdır. Hücreleri yenileyip onarıcıdır. Kan damarlarını da temizler. Aynı zamanda da bütün vücudumuzu da temizler arkadaşlar. Evet, doğradığımız sarımsakları alalım. Bir cam kavanozumuza yerleştirelim. Evet, şimdi sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Üzerine bir çorba kaşığı rezene ekliyorum. Rezene bitkisi. Bir çorba kaşığı kuru nane ekliyorum. Taze naneniz varsa taze nane de kullanabilirsiniz. Ben şu anda kuru nane kullanıyorum. Ve mutlaka mutlaka bir çorba kaşığı kekik ekliyoruz. Üzerine tüm malzemelerimiz kapanacak şekilde saf zeytinyağı ekliyoruz. Yaklaşık 150 mililitre saf zeytinyağı koydum. Güzelce öncelikle karıştıralım bütün bileşenlerimizi. Evet. Sonra da kapağını hafifçe örtelim ve şimdi yağımızı hazırlayacağız. Yağımızı banyosuyla hazırlayacağız arkadaşlar. O yüzden bir tencere alalım. Ufak bir havlu serelim tenceremize. Ondan sonra tencerenin yarısına kadar su dökelim. Kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Kapak hafif örtülü olacak. Ve şimdi de ocağa gidiyoruz. Çok kısık ateşte kaynatalım arkadaşlar. Tam tamına 30 dakika kaynatacağız. Çok kısık ateşte arada sırada açıp yağımızı karıştıracağız. Sonra tekrar kapağını örtüp devam edeceğiz. Çok kısık ateşte yağımızı, suyumuzu 30 dakika kısık ateşte kaynatalım. Yağımız da ısınmış olacaktır. 30 dakika geçtikten sonra yağımızı ocaktan alıyoruz. Çıkartalım ve bunun soğumasını bekleyelim. Yağımız soğuduktan sonra başka bir cam kavanoza süzüp alacağız. Bu yağı iyice süzmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi süzgece birkaç kat, 3-4 kat gaze kumaşı, gaze bezi, gazlı bezi yerleştiriyoruz. Ondan sonra süzüp alıyoruz. Bu yağımız arkadaşlar çok faydalı, antibakteriyel, dediğim gibi yüksek derecedeki antioksidan ve sinüsit, rinit, burun, kulak, boğaz hastalıkları, mikropları, kulak çınlaması bunların hepsine çok iyi gelen bir yağdır. Evet arkadaşlar, bunun saklanma raf ömrü 6 ay durabilir bu yağımız. Sadece karanlık ve serin ortama koymamız yeterlidir. Ve bunu kullanırken de eritmemize de gerek yok. Bu şekilde direkt alıp kullanabiliriz. Şimdi gelelim kullanımına. Şimdi bu yağımızı arkadaşlar bronşit, solunum yolları, akciğerimiz, solunum yollarının iltihaplarını, balgam sökmek için, boğaz hastalıkları, farenjit, larenjit gibi, soğuk algınlığı,
rahatsızlıklarını gidermek için nasıl içeceğiz? Alıyoruz şöyle bir çay kaşığı, yani bir tatlı kaşığı yağdan alıyoruz. Sabah ve akşam bir kez bir kaşık içiyoruz. Günde iki defa, yani sabah kahvaltı yaptıktan sonra alalım bu yağımızdan bir kaşık içelim. Ardından da ılık bir bardak su içelim arkadaşlar. Aynı zamanda da akşam yemeğinden sonra bu yağdan tekrar bir çay kaşığı içelim ve ardından bir bardak su içelim. Aynı zamanda da alıp bu yağı göğüslerimize ve sırtımıza uygulayabiliriz. Bir günde bir defa olarak akşamları bu yağımızı alıyoruz ve şöyle bir damla, burnumuzun iki deliği var. Bir deliğine bir damla, ikinci deliğine iki damla. Bu damladan damlatıyoruz. Bunu bir günde bir defa yapalım veya sabah veya akşam hiç fark etmez arkadaşlar. Ama damlayı damlattıktan sonra tabii ki de uzanıp bir 20 dakika yatmamız gerekiyor. İnanın ki bu şekilde bu yağımız sinüzit, burnumuzdaki soğuk algınlığı, burnumuzdaki oluşan iltihapları, mikropları, bakterileri yok eder ve burnumuzdaki oluşan sıvıları çıkartır arkadaşlar. Güzel bir şekilde sinüziti yok eder. Sinüzite çok ama çok faydalı bir yağdır. Mutlaka bunu yap, deneyiniz arkadaşlar. Ve kulak, şimdi kulak çınlaması, kulak soğuk algınlığı oluyor. Kulak ağrısı varsa alalım bu yağımızdan. Şöyle gaze kumaşı alıyoruz ve gaze kumaşını küçük parça kesip alalım. Bunu bu şekilde katlayalım. Bu şekilde katlıyoruz. Yağ bandırıyoruz. Çok azıcık. Şöyle 1-2 damla yağ bandırmamız yeterlidir. Ve bunu kulağımızın içine yerleştiriyoruz. Bu prosedürü de akşamları yapalım. Ve yarım saat, 20 dakika kulağımızın içinde bu şekilde bekletelim. Uzanalım, yatalım, bekleyelim. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Sizlere şifalar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bye bye.